Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu pectoralis major tendon rüptürlerinin tedavi yöntemleri. İlk videoda kabaca bu sakatlıktan bahsetmiştim. Şimdi pectoralis major tendon rüptürleriyle ilgili neler yapabileceğinizden bahsedeceğim. İki çeşit tedavi yöntemi var. Konservatif yani ameliyatsız tedavi ve cerrahi müdahale. Bu iki yöntemden hangisini seçeceğimize karar verirken öncelikle yırtığın derecesine bakıyoruz. 3 dereceye ayrılmışlar yırtıkları. Grade 1, Grade 2, Grade 3. Şimdi hangi yırtık seviyesi için neler yapacağımıza bakacağız. Bunlardan Grade 1 kas siflerinin ya da tendonun %5'inden daha azında hasar görmesi durumu. Kas üzerindeki mikro yırtıklar ya da aşırı bir esneme de olabilir bu. Ağrı, acı hissi, şişkinlik ya da gerginlik de kendini gösteriyor. Grade 2'da kas siflerinin daha fazlası hasar görmüş durumda. Tendon bağlı olduğu kemikten ayrılmamış ama daha büyük ölçüde bir hasara maruz kalmış. Şişkinliğin yanı sıra burada hematom kaynaklı morluklar da görülebilir. Ve en ağır olan Grade 3, ya kas kemikten tamamen ayrılmış ya da çok küçük bir parçası kemiğe tutunur durumda. Göğüs kası gibi iki başlı kas gruplarında tek bir başın kopması durumunda Grade 3 olarak adlandırılıyor. Göğüste en sık rastlanan sternal başın kopuk, klaviküler başın bağlı kalması mesela. Bu derece bir yırtık yaşadığınızda zaten büyük ihtimalle fark edersiniz. Bir yırtılma sesi, yani evet ses duyuyorsunuz. Ani keskin bir acı, hatta bazen omzun çıkması da buna eşlik edebilir. Sonrasında hızlıca şişme ve akabinde morarma, yani göğüs, omuz ve kol boyunca yayılan bir hematom ile kendini gösterir Grade 3. Öncelikle bunlardan hangisi başınıza gelirse gelsin ve devamında konservatif ya da cerrahi ne şekilde tedavi yapılacak olursa olsun, sakatlığın hemen sonrasında yapılacak ilk müdahaleler çok önemli. Genel olarak bu tarz sakatlanmalar için uygulanan RICE isimli bir protokol var. RICE, Rest, Ice, Compression, Elevation'ın kısaltması. Yani dinlendirme, buz, kompres, elevasyon. Bunlardan dinlendirme yatığın daha kötüye gitmesini önlemek için önemli. Çünkü mesela birinci derece bir yırtık artık o bölge hasara uğradığı için eğer üzerine hemen yüklenilirse bir ikinci derece yırtık adayı olabilir. Ayrıca kemikten ayrılmış bir kas yani Grade 3 üzerine yük bindirildiğinde kas alarak kısalacaktır. Ve bu da tendonun bağlı olması gereken kemikten uzaklaşmasına ve olası bir operasyonun zorlaşmasına sebep olabilir. Bunun dışında buz, kompres ve elevasyon ile de bölgedeki ödem ve hematomun oluşması yavaşlatılır ya da durdurulur. Bu şundan dolayı önemli. Bölgede ödem ya da hematom varken ne doktorun elle muayene ile ne de MR gibi görüntüleme teknikleriyle oluşan hasarı net bir şekilde teşhis etmesi ve doğru tedaviye başlaması mümkün olmayacaktır. Ondan dolayı tendon sakatlığı yaşadığınızı hissettiğinizde bir an önce RICE protokolü ile tedaviye başlayın. Hatta göğüs kası yırtıklarında kolu hemen askıya alıp hareketi minimuma indirin ve en kısa zamanda özellikle spor sakatlıkları konusunda uzman bir doktor ile görüşün. Kesinlikle kası esnetmek, bölgeyi sıcak tutmaya çalışmak ya da dinleneyim de geçsin gibi bir düşünceye girmek doğru bir yaklaşım değil. Bu arada özellikle konu pectoralis major tendon rüptürü olduğunda doktorunuzun omuz bölgesi üzerinde tecrübeli olduğundan emin olun. Her ortopedi uzmanı ile tedavi aynı sonucu vermez. Peki hangi tedavi yöntemini seçmeliyiz? Öncelikle birinci derece yırtıklar için RICE protokolü, basit fizik tedavi yöntemleri yeterli olacaktır. 3-4 haftalık bir dinlendirme sonrasında muhtemelen spora ve aktiviteye dönersiniz. İkinci derece yırtıklar biraz gri bir bölge oluşturuyor. Çoğunlukla birinci derece yırtıklardan daha uzun bir dinlenme dönemi ve daha ileri bir fizik tedavi süreci yeterli görülse de bu tür yırtıklar için de ameliyat düşünülebiliyor. Bu doktorunuz ile birlikte alacağınız bir karar. Üçüncü derece yırtıklar ise ilk videoda da bahsettiğim gibi eğer düzenli spor yapan biriyseniz bence kesinlikle ameliyat edilmeli. Kasın kemik ile bağlantısı tamamen koptuğu için kasın tekrar işlevsel olabilmesini sağlayabilecek herhangi bir konservatif tedavi yöntemi yok. O kopan parçanın artık sadece bir ucu kemiğe bağlı olduğundan diğer uç bağlanmadan güç üretmesi mümkün değil. Boşta kendi kendine kasılacaktır sadece. Kabaca uygulanan konservatif tedavi yöntemlerinden bahsedeyim bu arada. Bölgedeki göğüs kası ile benzer işlevleri paylaşan diğer kasları güçlendirecek fizik tedavi egzersizleri, işte çeşitli masaj teknikleri ki bu daha çok görsel iyileşme ve ağrının azalması içindir.
elektrik akımı ile hasarlı bölgelerin iyileştirilmeye çalışılması gibi yöntemler uygulanıyor. Bunlardan hiçbiri haliyle kemikten ayrılmış bir tendonu tutup da yerine yapıştırmaz. Burada cerrahi tedaviye sıra geliyor. Aslında pectoralis major tendon rüptürlerinde uygulanan cerrahi müdahale kağıt üzerinde oldukça basit. Kemikten ayrılmış tendonu normalde bağlı olması gereken noktaya tutup dikmekten ibaret. Daha da detaylandırmak gerekirse, öncelikle kolunuzda tendonun bağlanacağı yer hizasına bir kesi atılıyor. Buradan içeri girilerek kopan tendonun ucu bulunuyor. Aynı zamanda tendonun bağlanacağı humerus üzerine matkapla delinip küçük ankorlar takılıyor. Çoğunlukla titanyum iplikler ile tendon bu ankorlara dikiliyor. Bunu zorlaştıran bazı faktörler olabilir tabi. Öncelikle eğer müdahale geciktiyse kopan kas göğsün ortasına doğru toplandığı için esnekliğini kaybediyor. Göğüs ucundan daha ortaya kadar tendon retrakte olduysa onu tutup kemiğe kadar uzatmak mümkün olmayabiliyor. Böyle durumlarda alograft kullanımı zorunlu hale gelebilir. Alograft kadavradan alınan aşil tendonu olabileceği gibi hastanın kendisinden alınan çoğunlukla hamstring tendonunun bir parçası da olabiliyor. Böyle bir durumda tabi operasyonun başarı şansı, kozmetik beklentiler daha düşük olabilir. Bu noktada yine tekrar edeyim. Bu sakatlıklarda erken müdahale çok 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 önemli. Bunun dışında kesinin atıldığı yerin koltuk altına yakın olmasından dolayı derin enfeksiyon riski biraz daha yüksek olabilir. Kasın uzun süre hareketsiz kalmasından dolayı yağlı dejenerasyon sonucu kasın işlevi azalmış olabilir. Bunlar hep operasyonu zorlaştıran ya da riske sokan faktörler. Cerrahi müdahale sonrası 6 hafta kadar kolunuz askıda kalıyor. Bu dönemde yavaş yavaş fizik tedavi başlıyor. 3. aydan sonra hafif egzersizler, 6 ay sonra da eski spor düzenine dönmeniz bekleniyor. Allograft kullanımı tabii bu süreleri uzatabilir. Bu zamana kadar işin hep teknik kısımlarından bahsettim ama bu videoyu izleyen çoğu kişinin zaten uzun süredir bu konuları araştırdığını ve asıl merak ettiğinin bu operasyonu geçirmiş insanların birebir tecrübeleri olduğunu biliyorum. Ben de bundan birkaç ay önce bu durumdaydım çünkü. Bundan dolayı sonraki videoda ameliyat ve sonrasındaki süreçlerde yaşadıklarımı anlatacağım. Şu anda daha yaklaşık 2,5 ay geçti operasyonun üstünden. Biraz daha tecrübe biriktirmeyi bekliyorum bu video için. Umarım endişelerinizi ve kafanızdaki soru işaretlerini giderebilirim bir sonraki videoda. Teşekkürler, tekrar görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.